Evet efendim, Zaman Gazetesi'ne kayyum atandı. Bu meseleyi konuşmaya devam edeceğiz. Akit Gazetesi köşe yazarı Sabri Balaban şu anda stüdyomuzda. Hoş geldiniz Sabri Bey. Hoş bulduk, hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkürler. Esasında günlerdir konuşuluyordu Samanyolu meselesi. Samanyolu bildiğiniz gibi uydudan düşürüldü. Sıra Zaman Gazetesi'ne mi gelecek deniyordu. Tabii o dönemde özellikle 1 Kasım seçimlerinin hemen ardından Zaman Gazetesi küçük bir manevra yapmıştı. AKP ifadesini değiştirip AK Parti ifadesini kullanmıştı. Bu da tabii bize de kayyum atanmasın cümlelerine denk gelebilecek belli bir politikanın ürünü olarak gösteriliyordu. Şimdi genel olarak şunu sorayım öncelikle. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Peki. Hayırlı yayınlar diliyoruz. İzleyicilerimize de hayırlı akşamlar diliyoruz. Tabii bu beklenen bir şey miydi? Evet. Aslında belki geç kalınmış bir şey. Sonuçta şuna bakmak gerekir. Türkiye'de demokrasi veya hukuk devletinden bahsedeceksek, paralel devletin veya mahkeme kayıtlı savcılık tutanaklarıyla paralel örgüt diye tanımlanan, FETÖ örgütü diye tanımlanan kurumlara ve ona bağlı olan kuruluşlara baktığımızda yayınlarında demokrasinin yer olmadığı, yer verilmediği, onun dışında da yanlı olarak taraf olduğu bir yayın ilkesi vardı. Yani Türkiye'de yasama ve yürütmeyi hiçe sayan, örgütün propagandasını yapan bir yayın organıydı. Şüphesiz ki biz bunları isteyerek mi, çok mu, sevinçle mi karşıladık? Hayır, sevinçten karşılanmaz. Ama şu çok önemlidir. Devletin de buradaki yürütmesi zorunludur. Herkes için geçerlidir. Eğer siz suç işlerseniz veya suçluyu övecek bir maddeye geçerseniz, devletin ilgili mekanizmalarının da doğal olarak böyle çalışması gerekir. Bugün de gördüğümüz sonuç o. Özellikle 7 Haziran öncesi ve sonrası, sonra da 1 Kasım'a geldiğimiz zaman yayın politikalarını incelediğimizde mavi boncuk dediğiniz işte AKP deyip AK Parti'ye dönmesi veya bir takım değerlendirmelerde ikiyüzlü dediğimiz, riyakar dediğimiz, aslında kin ve nefretin tarafı olan dediğimiz bir yayın ilkesine sahipti. Dolayısıyla bu çizgilerden hiçbir zaman ayrılmadılar. Kargaşadan son zamanlarda beslenme, kitleleri ayaklanmaya veya örgütleri ön plana atacak, devletin bütün hiyerarşik yapısını bozacak zeminlere, oluşumlara mesaj veriyorlardı. Devletin de bu gibi mekanizmalara müdahale etmesi son derece doğal ve yerinde bir karardır diye düşünüyorum. Evet, ben özellikle şunu sormak istiyorum. Şimdi geçmiş döneme bakılırsa sizin de ifade ettiğiniz gibi riyakar bir yapılanmayla karşı karşıyayız. Özellikle Fethullah Gülen'in 28 Şubat dönemindeki açıklamaları, 1980 dönemindeki açıklamalarına baktığımız zaman paralel devlet yapılanmasının ne kadar omurgasız bir yapı olduğunu görüyoruz. Bir dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştirmişlerdi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ile kol kola geziyorlar ve onların marjinal sol unsurları var. Bildiğiniz gibi onlara gazeteci diyoruz. Ne kadar gazeteci demek doğru anlamda kullanılırsa. Şimdi onlarla kol kola girmiş durumdalar ve kendi tabanlarına ihanet içerisinde bulunuyorlar mı? Ben bu meseleyi çok merak ediyorum. Sizce ihanet içerisindeler mi tabanlar? İhanet içerisindeler bir. Körler sağırlar, birbirine ağırlar. Bu noktada baktığımızda özellikle örgüt bu sadece Fethullah terör örgütü mantığında değil. Bugün PKK, KCK'nın yapılanmasından tutun da HKPC, TİKO'ya kadar övgüler dizebilecek kadar ileriye giden bir yayın ilkesi var. Şüphesiz ki devletin de bunlara karşı tedbirli olması doğal. Çünkü yasama ve yürütmeden bahsedilecekse buradaki iddianamede de ifade edildiği gibi terör örgütü yapılan paralel bir devletten bahsediyoruz. Yani bütün kurumları kuşatan, istila eden bir yapıdan bahsediyoruz. Böyle son derece masumane bir davranış olmadığı kamuoyunun takdirinde herkes biliyor. Burada altı çizilmesi gereken önemli olan konu şu. Az önce böyle bir yayın şeysine baktığımızda hanım kardeşlerimizin tesettürlü olması, mütedeyyin olması vesairesi, evet bunlar şüphesiz ki bizler tarafından bir yaradır. Ama şu çok önemli. O mütedeyyin, muhafazakar ve Müslüman insanlar duygu sömürüsüyle, acitasyonla şu an sömürülüyor. Neden? Bakın, Fethullah terör örgütünün bütün altyapı birimlerinde çalışan insanlar asgari ücretle çalışır. Bunların sorunlarını hiç tartışan oldu mu? Tartışan olmadı. Her ay düzenli olarak Zaman Gazetesi'ne 100 lira kesintileri vardı. Bunu hiç dile getiren kimse de isteyerek vermiyor. İşin ilginç yanı, etrafımızda, çevremizde de bunları biliyoruz. Şimdi bakıyorsunuz bu insanlar yoğunlaşmış orada.
Asıl onların yöneticileri, aktörleri, hiçbir tanesi sahnede gözüküyor mu? Meydanda gözüküyor mu? Ya gerçekten evet şu şöyledir dediğinde var mı kimse? Yok, hepsi yurt dışına. Bakın hepsi yurt dışına kaçtı. Burada bu mazlumların da şunu öğrenmesi lazım. Nasıl kullanıldıklarını öğrenmeleri gerekir. Evet. Bu noktada bakıldığında masumane bir düşünceyle ne denli maşal zihniyetinde kullanıldıklarının da açık bir göstergesidir. Fethullah Terör Örgütü'nün bu gibi kurumlarının, devletin de zamanda ve vaktinde bence ele alması gerekiyor. Çünkü kamuoyu yaratmada, vatandaşı devlete düşman etme ilkelerinde ustaca kalemşörleri var bunların. Bu noktada devletin ilgili birimleri, gerekli tedbirleri ve şeyleri alması gerekir. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.